Öncelikle bu güzel yemeğin iç malzemesini hazırlıyorum. Burada yarım kilo kadar kıyma var. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip kıymaları ocakta kavuralım. Kıymaları ocakta kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası. İsteğe bağlı olarak da biraz acı biber salçası ekliyorum. Bunları da 1-2 dakika kavuracağım. 5 tane pırasanın yapraklı kısımlarını ayrı doğradım. Yemekli kısımlarını da ayrı doğradım. Bu yapraklı kısımları daha sonra krep yapımında kullanacağım. Yemeklikleri de ince doğramıştım. Pırasaları ekledim. Biraz tatlı biber. Biraz karabiber. Az biraz da pul biber ekliyorum. Acı miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz farklı baharatlar varsa onlardan da tabii istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Son olarak şimdi tuzunu ekleyeceğim. Şimdi ocakta pırasalar pişene kadar iç malzemeyi tutacağız. Zaten kıymalar pişti. Pişirdikten sonra da soğumaya bırakacağız. Bu sırada ben krepleri hazırlayacağım. Şimdi krepleri yapmaya başlıyorum. İç malzemeyi soğuması için kenara aldım. 3 tane yumurta. Öncelikle bunları biraz böyle bir çırpıyorum. 2 su bardağı un. 3 su bardağı da süt. Ay her yere döktüm. Nasıl böyle geri akıttı? Her yere döktüm ya, şaka gibi. Bakar mısınız? Gitti. Sorun bende mi, sürahide mi anlamadım ama ortalığı biraz batırdım. Şimdi buna biraz da tuz ekleyeceğim ve hepsini bir güzel karıştıracağım. Arkadaşlar krep hamuru hazır. Gördüğünüz gibi son derece akışkan bir kıvamda. Ne kadar akışkan olursa krepler o kadar ince oluyor. 3 su bardağı süte 2 su bardağı un eklemiştim. Öncelikle tavayı ocakta kızdırdım. Ardından bir kepçe. Şöyle biraz daha koyuyorum. Şimdi bunu kısık ateşte önlü arkalı pişireceğiz. Krepleri kısık ateşte pişirdiğiniz zaman çok fazla kızarmıyor. Bu tarafı hala bembeyaz. Bu tarafını çevirdim. Şimdi bunu da biraz pişirip diğerlerini hazırlamaya devam edeceğim. Krepleri de çok fazla kızartmadan pişirdim. Bu sırada iç malzeme de soğudu. Şimdi iç malzemeden bol miktarda bir tarafına koyalım. Bu güzel tarife en çok yakışacak şeylerden biri beşamel sos. Yapmaya başladım. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Un ve tereyağını ocakta kısık ateşte 1-2 dakika kavuracağım. Un kokusu çıktıktan sonra da sütünü ekleyeceğim. Unu kavurduktan sonra da 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Bir tutam da tuz. Tekrar ocağa alacağım. Yine kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi gibi pişireceğiz. Beşamel sos fokurdayınca altını kapattım. İsterseniz içine karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben böyle sade olarak bırakıyorum. Şimdi bütün kreplerin üzerine beşamel sosla kaplayacağım.
Beşamel sosu da üzerine tamamen yaydım. Bu şekilde 180 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpeceğiz. 20 dakikanın sonunda yemeği fırından çıkarttım. Şimdi üzerine kaşar peyniri koyacağım ve daha sonra tekrar kaşar peynirler eriyene kadar fırında tutacağız. Yemeği fırından şimdi çıkarttım. Kaşar peynirini çok fazla kızartmadım. Kızarık bir görüntü olmasını isterseniz daha uzun tutabilirsiniz. Şu an çok sıcak ve çok iştah açıcı gözüküyor. Pırasa sevmeyenler bu tarife bir şans versin derim. Çok lezzetli yemeklerden biri. Gerçi ben pırasayı çok seviyorum ama böyle yemek değil de börek ya da böyle krep, kıymalı bir şeylerin içerisinde pırasa çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Tam da bir misafir yemeği gibi. Tadı enfes oldu. Sizler de yaptığınız zaman umarım beğenirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli bir tariftir. Yıllardır benim de severek yaptığım tariflerden. Tarifle ilgili düşüncelerinizi benimle yorum olarak paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakıp yorum yapmayı da unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.